Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Büyük depremin üstünden bir aydan fazla geçti. Artık kırkı çıkmaya başladı. Ama maalesef Kayseri'de çeşitli depremlerle e, biz artçıları ve deprem şeyini yaşıyoruz. Yakında Kayseri afet bölgesine alınırsa da şaşırmayın. Çünkü gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Tabii biz bu zor günlerden geçerken bir de Fenerbahçe'deki sıkıntılarla zor günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi öyle bir takım kurduk ki gerçekten de birçok scouting yapan takımın hedefindeyiz. Ee, ve birçok scouting yapan takımın bir sürü futbolcumuzu izlediğinden eminiz. Son 16 turunda UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile karşılaştığımız maçta 2-0 mağlup olduk. Ancak Avrupa'nın dev kulüpleri bazı futbolcularımızı yakından takip etti. Mesela Serie A ekiplerinden Roma özellikle Fenerbahçe'de bu sezonki performansı dikkatleri üstüne çeken bir yıldız futbolcumuzu izledi. Ve scoutlar muhtemelen ve muhtemelen geçer not verdi. Şimdi ligde iddialı bir konumda diyor Fenerbahçe için. Ne kadar iddialı bilemem. Jorge Jesus yönetimindeki bu şeyi. Şimdi ben... Bu videoda Cesus'a epey bir saydıracağım. Çünkü Fenerbahçe yönetiminde Cesus e, yönetiminde Fenerbahçe 23 maça çıktı. 16 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alıp 51 puan topladı. Ligde zirvede yer alan Galatasaray'la 6 puanlık bir fark var. Yani Galatasaray büyük salaklıklar yapmadığı müddetçe Fenerbahçe ligi en iyi ikinci bitirir gibi gözüküyor. Sevilla maçında Ramon Sanchez Pizuan stadyumunda iyi başladık ama teknik taktik hamlelere karşı Jesus sınıfta kaldı. Oyuncu değişikliklikleriyle e, perişan etti Fenerbahçe'yi. Hani ilk 11'de başlayan Crespo çıkıp yerine Rossi'ye falan bıraktı. Enteresan değişiklikler. Hani sanki iki ayaklı bir maç değilmiş havasından. Burada Crespo'yu dile getirmemizin sebebi şu. Scouting yapılan isimlerden biri de Crespo. Ve Roma scoutları Crespo'yu yakından incelediler arkadaşlar. Ve e, seviye maçında da bu futbolcuyu izlediler. Tabi Ferdi Kadıoğlu da izlendi, başkaları da izlendi ama Crespo konusunda Roma'nın durumunu belirtelim arkadaşlar. Sözleşmesi 2024'te bitiyor, uzatmaya çalışıyoruz. Uzatacak gibi de duruyoruz. Ee, yani toplam 29 maça çıkıyor Crespo. 2 gol, 4'te asisti var ilginç mesela ben, bana birisi normal söylese ben inanmazdım. Ben burada şunu söyleyeceğim. Aslında toparlayıp söylemem lazım. Yani Jesus'la ilgili. Ya gelin bir beyin fırtınası yapalım. Bir, sen yıldızlaştırıyorsun İsmail Yüksek'i, sen yok ediyorsun İsmail Yüksek'i. Akla mantığa sığıyor mu? Hani bir yerden sonra, şimdi bakın arkadaşlar. Bir yerden sonra 180 derece değişse bir insan, dönse farklı bir tarafa tam tersi tarafa dönse ne dersiniz? Tamam bir şey var dersiniz. Hakikaten bir şey var. Yani rotasyon rotasyon üstüne kurulan bir takım vardı. Tamam kabul ediyorum seviye güçlü bir takım. Yani çıkıp da seviyeye karşı rotasyon yap demiyorum ama bir Kasım Paşa'ya bir şuna bir buna rotasyon yaptığı dönemde futbolcular çatır çatır hazırdı. Mesela o sayı Samuel haftalardır oynamayan o sayı birdenbire çıkıyor. Seviye maçında aa dur diyor oynatayım diyor. Ya arkadaş sen 6 milyon euroya sol bek aldırdın Osterwolde diye. Çocuk hazır geldi. Orada çatır çatır oynayan bir çocuk. Getirdin 1,5 aya yakın 40 güne yakın bir süre sen bu çocukla birlikte çalıştın. Yani özür dilerim ama aptala anlatacak olsan aptala sistemi anlatırsın. Bir de Jesus senenin başında mesela futbolculara videolu ödev veriyordu. Buna çalışın ben sizden bunu istiyorum diye. İlla ki Osterwolde'ye de vermiştir. İlla ki Lige Berlin arada çalışmıştır etmiştir. Yani eğer kafasında başka bir düşünce yoksa Jesus'un. Ama burada buna bunu söylemek istiyorum. Crespo aşağı doğru gitmeye başladı. Sebebi ne? Ya King coşuyordu. Joshua King'ti. Joshua King'ti. Aşağı doğru gitmeye başladı. Sebebi ne? Ja Pedro anlaşılmaz bir hale gitti. Serdar Dursun çok tercih edilmeyen Serdar Dursun birdenbire algülüm mergülüm oynatılmaya başlandı. Ya bir şeyler var bir değişik enteresan bir olay var Fenerbahçe'de ama çözemiyorum. Belki de bu videoda birlikte çözeceğiz. Şimdi Portekiz'de gündem Jorge Jesus veda etmeye daha yakın demiş. Şimdi Jesus'un Jorge Sampali karşısındaki mağlubiyetine Portekiz basına yeni ya baya bir yer ayırmış. Ojoko diyor ki daha deneyimli takım nasıl bekleyeceğini biliyordu demiş. Beklenen sonuç değil 90 dakikada yaşananlar açısından yanıltıcı bir sonuç. Ama daha deneyimli takımın eline geçen iki fırsatta gol atmasını bildiği de doğru. İyi geçirdiğimiz ilk yarın ardından pozisyonlar yakaladık ancak gol atamadık. Avrupa Ligi'nde son 16 turunda biliyorsunuz durum böyle oldu. Ama yine de umut veriyor. Sonuç iç açıcı değil ama yine de umut veriyor diyor. Ee, hani Sevilla takımının bizden daha çok tecrübeli, farklı kadroya sahip olduğunu biliyoruz diyor Jesus. Ve arkadaşlar Ojogo şunu diyor. Son 9 yılda birkaç kez Avrupa Ligi'ni kazanan takıma karşı oynadık. Bizimkiyle kıyaslanmayacak bir geçmişe sahipler. Burada yenilgimizi tartışıyoruz. Söyleyebileceğim ve tartışabileceğim şey şu. İlk yarı Sevilla seviyesinde iyiydik. İkinci yarı değil. Avrupa Ligi'nde hiç oynamamış Fenerbahçeliler var. Burada neyi kıyaslıyoruz? Şimdi elimizde ikinci bir maç ve şansımız olduğuna inanıyoruz demiş. Ben şunu çok merak ediyorum. 17 yaşında çocuklar Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Analarından tecrübeyle mi doğuyorlar? Yani analar, analarından doğarken durun Ebu Hanım bir dakika tecrübe yüklemesi yapalım. İleride Şampiyonlar Ligi'nde oynasın mı diyorlar. Ya bu bakın Jesus'un en güzel tarafı şuydu. Hiçbir şeye bahane bulmazdı. Kötü oynadık beceremedik şu bu derdi. Şimdi bahane üretmeye başlamış. Arkadaşlar bir insan niye bahane üretir biliyor musunuz? Üstesinden gelemeyeceği zorluktan dolayı kıvırır. Şimdi ve deneyimli teknik direktör Jesus'a dair adı sık sık Brezilya milli takımıyla geçmeye başladı. Bitmedi. Ülkesinden bazı Portekiz kulüplerine anılmaya başladı. Bitmedi. Hani Portekiz milli takımına anılıyordu ama o çok şükür bitti. Şimdi Portekizli teknik adam ülkesinden Gabriel Reis'in Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya'ya dönme ihtimali hakkında soruyu yanıtlamış. Ve Abola e, bu iddia hakkında şunu söylüyor. Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlama konusunda zorlandım. Ancak Mayıs ayını beklememiz gerekiyor demiş. Arkadaşlar bu cümle %100 doğru. %100 Jorge C. çıkmış bir cümle. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım. Ancak Mayıs ayını beklememiz gerekiyor demiş. Ben şunu söyleyeyim. Flamengo Vitor Pereira ile ayırmak üzere yolları. Ayır, belki de ayırmışlardır. Ben bilemem. Ve Flamengo'nun ilk tercihi bu. Ben şunu söyleyeyim. Ben hayatta çok karaktersiz, namussuz, alçak insan tanıdım. Ve tanıdığım insanların en büyük özelliği şudur. Sana şirin gözükür, sana iyi gözükür. Senle işi işte bittiği anda gerçek yüzünü görürsün. Korkum o. Bugüne kadar yere göre sığdıramadığımız çok iyi teknik direktör dediğimiz Şesu'nun aslında gerçek yüzünün ya ben sıkıldım arkadaş. Küstüm oynamıyorum diyen bir hava olup olmadığı. Bakın Türkiye'de hava çok soğuk. Uyum sağlama konusunda çok zorlandım. Mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Şimdi mecazi anlamda konuşalım. Türkiye'de hava çok soğuk. Ne demek? Ya arkadaş Türkiye'de borusunu öttüren öttürene Hani bize göre sıkıntılı. Uyum sağlama konusunda çok sorun. Hani bizim boru öttürecek bir durumumuz yok. Buranın sistemi hakemleri atıp tutmakmış. Tehdit etmekmiş. Ben yapamadım. Mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Yani Mayıs ayında seçim var. Yani seçim var. Sandıkta görüşürüz falan filan mı demek istiyor. Hani bak her şeyi düşünüyorum. Ama bunu demek istemiyor. Flamengo'ya diyor. Mayıs'ta görüşürüz. Dik bitecek çünkü. Şimdi Flamengo'da dediğim gibi Vitor Pereira'yı ayırmak üzere ve Jesus'ta da temastalar. Yani Flamengo'da gazeteciye e, şunu da demiş. İşler istediğim gibi gitmiyor ama Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor demiş. Ben şunu söyleyeyim. Eğri cetveden doğru çizgi çıkmaz. Niyetin bozulduysa, niyetin bozuksa Osterwolde'yi niye aldırdın? Bak Gustavo yanlarım anlarım. Arao'yu anlarım. Bir İsmail Kartal şu takımı bugün alacak olsa 4-2-3-1 oynatır. Hatta 4-1-2-3 oynatır. Kemiksiz bak 4-1-2-3 oynatır. İlk haftalarda arka arkaya galibiyetler elde ederse kimse sesini çıkartmaz. Ama İsmail Kartal diyen arkadaşlar geçen sene Kayseri'ye elendiğimizi, Slavya Praha rezil olduğumuzu unutmuyorlardır umarım. Ya Slavya Prağı rezil olduğumuzu Kayseri Spor'a Türkiye Kupası'nda elendiğimizi unutmuyorlardır. Evet iyi niyetli bir teknik adam ama geçiniz. <laughs> Ersun Yanal ismi ortaya atılır her şey döneminde. Artık Ersun Yanal ihtimali de yok. Niye? Alanya Spor'a gittim. O da yok. Aykut Kocaman'ı konuşuyorlar. Allah aşkına. Şimdi bütün samimiyetimle soruyorum. Bu sene şampiyon olamayan bir Fenerbahçe'de Ali Koç'u kim tutar takımda? Kim tutar başkanlık koltuğunda? Hiç kimse. O yüzden Aykut Kocaman'ı da unutun. Ersun Yanal'ı da unutun birisi Sleman Bilic demiş. Yani, Bilic'i de unutun. Hatta birisi Lukescu demiş. Lukescu'yu da unutun. Onu da unutun. Bunu da unutun. Ben ne dedim arkadaşlar size? Benim en büyük adayım Nenat Bielisa dedim. Bunu 1,5-2 yıldır söylüyorum. Esnek taktik anlayışı var. iyi bir teknik direktör. Pro lisansı var. Şu anda da boşa çıkmış durumda. Bakın boşa çıkmış durumda. Niye? Çünkü iyi bir takımla giderken arkadaş dedi. Bir dakika dedi. Ben iyi bir takımdan kötü bir takıma geçiyorum dedim. Bu hatayı yaptı ve Nenat Biyelisa tutmadı. Bu sene tutmadı. O şişekle. Toplam 87 maça çıkıp 1.95 puan ortalaması yakaladı. Ancak <laughs> bu sezon konferans ligi de bir galibiyet, bir beraberlik. Ligde de 7 maçta 2 galibiyet. 2 beraberlik 3 mağlubiyeti alarak ayrıldı. Ve eee şu anda boşta. Şu anda boşta arkadaşlar. Hatta 29 Ağustos 2022'den beri boşta. Ben şunu söyleyeyim. İstediğim teknik adam benim buydu. Çünkü Hırvat işi biliyor. Hırslı, esnek tek, taktik anlayışı vesaire vesaire. Ancak Jorge Jesus da azımsanmayacak bir teknik adamdı. Çok güzel bir kadro kuruldu, eline verildi, edildi ama çok mu yüz verildi? Ya bakın az önce söyledim. Yine söylüyorum. Osayi Samuel yedek kulübesine hapsedildi. Ben Osayi çok iyidir kötüdür demiyorum. Bak iyidir kötüdür'e girmiyorum. Ama haftalarca aylarca oynatılmayan Osayi birdenbire hop bu maçta oyuna giriyor. Serdar Aziz durdu 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 seviye maçını buldu oynayacak. Diyeceksiniz ki ya hocam ilk yarı takır takır işte de sistem. Ben şeyi çok merak ediyorum. İkinci yarı çok merak ettiğinden soruyorum. İkinci yarım. Atilla Salahi, Serdar, Samet. Arkadaş ben riske giriyorum. Serdar çık. Adam orta sahaya isim aldı. Crespo bu devam. Serdar senin yerine ben orta sahaya bak. Ferdi sağ bekte. Sol bekte Lincoln. Lincoln Ferdi. Serdar Salahi tamam. Şey, e, Samet Salahi. Serdar sen çık. Crespo, Arao Crespo ön libero. İki, iki tane ön libero var. Ben buraya kreatif oyuncu alacağım. Misal. Misal Arda Güler alacağım. Misal Mert Hakan alacağım. Misal Emre Mor alacağım. Misal ben buraya Batshuayi alacağım. Valencia'yı sol kanada ya da Joshua King'i sol kanada. Batshuayi forvet atacağım. 4-4-2 İrfan da sağ kanada. <laughs> İrfan koşuyor yolumuza pas atsın. Tamam arkası koşuyor. Bu bir taktiktir. Emre Mor ya puta mı tapıyor çocuk ben anlamadım. Emre Mor nasıl oynatılmaz ya? ben Bu kadar arkada açık verdiği belli olan takıma karşı Emre Mor nasıl oynatılmaz düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Nedir bu İrfan sevdası? Bak Crespo dökülüyor. İrfan dökülüyor. Joshua King dökülüyor. Arka arkaya iki maçtır, üç maçtır dökülüyor. Eşek olan eşek bile görür bunların döküldüğünü. bir dakika ya der. Bir dakika siz artık biraz dinlenin. Ben en azından adaletli bir teknik adamım. Beni böyle biliyorlar da siz biraz dinlenin der. Yok. Rossi. Ben severim Rossi'yi. Yetenekli de bulurum. Ancak bu sistemle 3-4-3 sistem ile Rossi'den verim elde edemezsin. Edemezsin. Bak. 4-1-2-3. Rossi'yi koy sağa açığa. Sağa açığa koy Emre Mor'u. Koy Forvet'e Valencia'yı. Arkalarına da Arda Güler e, Zayt koy. Ön bir oyda ara oyda kres koy. Savunma dörtlüsü malum. Her takıma karşı sevi ya da dahil her takıma karşı zorluk çıkartırsın. Ligde de bayağı iddialı olursun. Bunu akıl edemeyecek ne var? Ya ikinci devre başlamış. Deprem arası bitmiş. Dörtlü gidiyor takım. Her şeyi dörtlü hazırlanır ediyor. Birdenbire üçlüye dönmek. Ya bu benim aklıma mantığıma yatmıyor. Diyeceksiniz ki ya hocam tak rakibe göre sistem. Lan rakip zaten üçlü oynuyor. Rakip zaten üçlü oynuyor. Kalabalıklaştır. Ya 4-2-3-1'i dene. 4-1-4-1'i dene. Niye çift forvet çıkıyorsun? Bu top orta sahaya geçmiyor ki, iletilmiyor ki. Crespo, Arao üretemiyor. Burada Zayt'sı koyacaksın. Zayt koşu yapacak. Ha ben Zayt'sı çok iyi, çok yetenekli şu bu bulmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben o kadar beğenmiyorum Zayt'sı. Ama bu maç Zayt'sın maçıydı. Ya madem kardeşim oyundan Crespo'yu çıkarıyorsun, Zajs alırsın, Mert Hakan alırsın, İsmail Yüksek alırsın. Hocam bu seviyeleri kaldıramaz. Mesela diyor ya tecrübe yok, tecrübe yok. Tecrübe yok, tecrübe yok. on'un da tecrübesi yok hani Avrupa'da şey yapmadığı için. Böyle mi diyelim yani? Yani onun tecrübesi yok. Alex de Souza'nın da tecrübesi yoktu. Geldi İtalya'da tutmayan bir macera, sonra olaylar malum. Jesus gitmek istiyorsan Defol git. Kimseyi uğraştırma. Kimseyi yorma. Yol yakınken git. Alt üstü seviyeye elenir bu takım. Sen gidersin alt üstü seviyeye elenir. Kafanda Brezilya varsa, Flamengo varsa insanların hayaliyle oynama. Flamengo'da seni ne yapacaklarsa burada daha beterini yaparlar. Yani kral mı ilan edecekler? Burada seni daha büyük ilan ederler. Yani ya bu taraftara kupa kazandır. Bu taraftara başarı kazandır. Bu taraftar seni sırtında taşır zaten. Ya Sevilla, UEFA kupasını kazandır, yüz yıllar boyunca adından bahseder bu taraftar. Hey, diker. Şuradan şampiyonluğu al git Galatasaray'ın elinden şampiyonluğu al. Bu taraftar seni bağrına basar. UEFA'da Seviye'ye elenmişim falan ve umursat olmaz. Venek ki iki kupa birden al. Lig şampiyonluğu vardı, Türkiye Kupası falan filan. İki şampiyonluk al. Bu taraftar seni tarihe yazar. Bu nedir ya? Bu memnuniyetsizlik nedir? Türkiye soğuk bilmem ne falan. Korkuyorum de. Depremden korkuyorum de. Gebermekten korkuyorum de. Yaşım 50 oldu, 70 oldu, 100 oldu de. Anlarız, saygı duyarız. Hepimiz insanız arkadaşlar. Bugün Jesus dese ki arkadaş depremden korkuyorum. Burası deprem ülkesi. Ben burada yaşamak istemiyorum. Saygı duyarım. İsmail Kartal'a muhtemelen burası önemli. Burayı sadece üyeler değil. Herkes dikkat edersin. İsmail Kartal'a muhtemelen birileri haber salmıştır dersine iyi çalış diye. Çünkü tehlike anında camı kırmızı butonu İsmail Kartal. Ha şu noktadan sonra Fenerbahçe şampiyon oldu olmadı. Bunun yazacağı kişi %30 Ali Koç %70 Jesus olur. Niye %30 Ali Koç? <laughs> Löv seçimiyle başlayıp Jesus'la bitirdi. Aslında A plus hoca getirdi. Adam yapılabilecek her şeyi yaptı. Transferler, transfer yaparken <laughs> evet e, hani sen A plus hocasın, senin bir tık ötene gidemeyiz diyemezsin ama Ömer abi de, sevgili Ömer abi de Almanya'dan bana soruyor, ben de size soruyorum. 1,5 milyar lira limitin açılmış. Galatasaray'ın aynı limit. Tamam herifler Avrupa'da değil bir şekilde alıyorlar. Ya basıp para, yıllık ücretini verip futbolcu getirirken sen niye eşek gibi bekliyorsun ya? Bas para, yıllık ücret getir. Hocam biz işte borç ödeyeceğiz ya. Diğerleri ödemiyor mu abi ya? Diğerleri de ödüyor. Hatta bir şey söyleyeyim. Galatasaray ana para ödemesine falan geçti. Adamlar diyor emlak konutu aldı diyor. Hiç kimseden sesi daha çıkmadı. Ya şöyle bir anlaşma yapıldıysa benim lafım yok. Galatasaray sen emlak konutu 1 milyar Fenerbahçe seni de şampiyon yapalım ligde. Hatta bir de Türkiye kupası verelim şampiyon. Sesini kes dedilerse kabul. Hiçbir sesim yok. Hiçbir şey demem. Kabul. Ama Böyle bir şeyin de ihtimali yok. Böyle bir şey olsa Adana Demir maçında doğranmazsın. Galatasaray bu kadar kullanmaz. Ya da ne bileyim maçlar böyle olmaz. Ha şunu da söyleyeyim. Lig'de 4 maça bakar. Galatasaray 4 maç kazanamaz. 2 mağlubiyet ya da 3 mağlubiyet bir beraberlik alır. Fenerbahçe 4'te 4 yapar. 6 puanlık fark enteresan bir hale dönüşür. Fenerbahçe 4 puan öne geçmiş olur. 5 puan öne geçmiş olur. Enteresan bir hale gelir. Olmaz bu olmaz demeyin. Olur. Birden bir Okan Buruk istifalar şunlar bunlar olur. Uzun lafın kısası bu. Ali Koç kısmına geleyim. Çok kısa bir şekilde öyle uzun uzun anlatmayacağım merak etmeyin. Ali Koç seviye Sevilla sonrasında taraftar diyor ki derdimizi sadece size anlatıyoruz başkanım diyor. Dinler misiniz beni diyor. Hani bir şeyler söylüyor da küfür yok, hakaret yok. Hani seni keserim, asarım yok, istifa yok. Hükümet şöyle böyle falan hiçbir şey yok. Ali Koç diyor ki Fenerbahçe taraftarına sen dua et burada seyirciler var diyor. Bu çok riskli bir hareket biliyor musunuz? Bakın bu çok riskli bir hareket. Bu cümle orada kullanılmaz. Orada taraftarın canı yandı. Orada taraftara şiddet uygulandı. Orada taraftara terörist muamelesi yapıldı. Sen başkansın. Sen orada takımına taraftarına sahip çıkacaksın. Sen orada sen dua et burada seyirciler var diyemezsin. Bu çok ayıp bir durum ya. Ben bunu yadırgıyorum ve Fotospor bir iddiada bulundu. Ali Koç 29 Mart çarşamba günü Futbol AŞ'de olağanüstü genel kurulunda görevi bırakacağı konuşuluyor demiş. Yani 29 Mart'ın özelliğine. Hemen internete girelim. Yazalım bak. Fenerbahçe maçları yazalım. Niye Fenerbahçe maçları yazıyorum biliyor musunuz? Ya Fenerbahçe'nin fikstürüne bir bakalım. Merak ediyorum 29 Mart'ta ne var? Yani ne var 29 Mart'ta? Maçkolik sitesine göre burada bir Alanya maçı olması lazım ama Alanya maçını göstermiyor. Beşiktaş maçı yazıyor. Ee, Beşiktaş ve Karagümrük maçları sanırım Alanya maçından sonra. 19 Mart'ta Alanya-Fenerbahçe maçı var. Gördüğüm kadarıyla. Sonrasında Beşiktaş maçı var Fenerbahçe'nin. Ama bir orada şey var herhalde. Milli ara var diye biliyorum. Mart'ta. Ee, o da değil. Herhalde kafalardaki plan Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilir. Şöyle olur böyle olur diyor. Bakın son hafta Gaziantep deplasmanında olacaktı. Şey, Gaziantep'le evimizde oynayacaktık ama bay geçtiğimiz için. Sondan iki hafta önce Hatay'la oynayacaktık. Bakın Giresun Fenerbahçe, Fenerbahçe Trabzon. Sonra Hatay'la oynayacaktık. Hatay deplasmanına gitmeyeceğiz. Sonra Antalya Fenerbahçe, sonra Fenerbahçe Galatasaray. Ligin son haftalarına bakıyorsun Sivas deplasmanı, Giresun deplasmanı var. Onun haricinde bir de Alanya deplasmanı var. Onun haricinde bakın Alanya deplasmanı 1, Sivas 2, Giresun 3, ee, Sivas, Giresun, Alanya 3. Başka İstanbul dışı deplasmanı yok Fenerbahçe'nin. Bakın 3 tane deplasmanı var. Müthiş bir fikstür avantajı, müthiş bir ee, şey, ama inşallah bunu değerlendirebiliriz diye hayal ediyorum, tahmin ediyorum, umarım diyorum, inşallah diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Maalesef diyemiyorum. Ve inşallah aklı başında hareket ederiz. İnşallah aklı başında hareket ederiz. Bakın bu takımın çok şeye ihtiyacı var. Bu takımın çok şeye ihtiyacı var. En çok da kupaya, kupalara ihtiyacı var. Şampiyonluklara ihtiyacı var. Yani önümüzde iki tane maç var. Lütfen Jesus bırakacaksan da şimdiden bırak. 16'sında perşembe günü Seviye maçı 19'unda Alanya maçı. 19'undaki Alanya maçından sonra şurayı bir kontrol edeyim. Evimizde bir Beşiktaş maçı var ama e, hani fikstür tam belli olmadı diyebiliyorum. Orada milli aradan dolayı belli olmadı diyebiliyorum. Muhtemelen o da Nisan'a falan sarkacak. Yani Demek istediğimi anladınız. Aa, Ali Koç olağanüstü kongre yapar mı? Hiç sanmıyorum. Onu da belirteyim arkadaşlar. Hiç sanmıyorum. Yani benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Kafanızı çok şişirdim kusura bakmayın. Ama eğer giderse Ali Koç da Cesus birlikte gider. İstifa eder. Ali Koç olağanüstü seçim kararı alır. Ee, ama gitmezse ikisi bir gitmez. Ben şunu istiyorum bir Fenerbahçe taraftar olarak. Şampiyon olalım. UEFA kupasını alalım. Türkiye kupasını alalım. Ee, başarıdan başarıya koşalım. Jesus'ta sözleşme uzatalım. Yazın devasa bütçe verelim. Gerekirse sil baştan takım kuralım. Bak ya kazanmasına rağmen. Umurumda değil. Yeter ki şampiyon olalım. Yeter ki kupalar alalım. Yeter ki şu taraftarın gönlü olsun. Yeter ki şu taraftar artık hak ettiğini alsın ya. Yani sevin ya. Şu bu meselesi değil. Mesele şu. Gidiyorsan default git. Bekleme. Kalıyorsan da lütfen işine odaklan. Bir Galatasaray maçına çıktık. Dedi ki sıradan bir maç. Sadece 3 puanlık bir maç. Sen bunu diyemezsin. Senin camialara saygın olması lazım. Bak beni burada binlerce Fenerbahçeli belki bir yani o bir o kadar değildir ama belki 400-500 belki bine yakın Galatasaray taraftarı takip ediyor ya. Şimdi ben burada Galatasaray'dan bahsederken çok özür diliyorum yanlış anlaşılmasın. İşte şucular, bucular desem, ağır laflar kullansam. Galatasaray bana, taraftar bana ne der? Ya sen bizim takıma niye saygı duymuyorsun arkadaş? Yani ha gider Galatasaray yenilir evinde. İnşallah yenilir. Fark yer, 5 tane yer işte atıyorum Kasımpaşa'dan 5 tane yer. Ya imkanı yok da. İnşallah yer. Dalga geçersin dersin ki ulan bu muydu şişirdiniz Galatasaray? Ha kızarlar darılırlar. Ama demezler ki lan sen bize küfür ettin demezler. Derler ki haklı. Haklı lan gidip beş tane yenir mi bundan? Bu kadar mı salak olur derler işten işten. Ben de Cezmut'a buna kızıyorum. Ya Galatasaray'dan bahsederken sanki şeyden bahsediyor ya. Böyle dördüncülük takımından bahsedemezsin. Ha, sonra da böyle olur. Sen Galatasaray'dan korktun, tir tir titredin, üçlü savunma çıktın. Madara oldun. Madara oldun. Serdar Dursun, Lan adama teklif var. Gönder yok diyor göndermeyeceğim. Kadroda dursun. Arada sırada oynatırım. Ya Pedro ben ümidi kestim. Luan Perez'den ümidi kestim. 10 milyon. Siz burumaya takılmışsınız. Boşuna takılıyorsunuz. Kafanız çalışmıyor bence sizin. Bence çalışmıyor kafanız. Lan Buruma'nın pazarı var. Buruma'yı geri gönderirsin. Rahat ol. 4250 alın. 3750'ye göndersin. 500 bin. Lan şemsiye dersin. Bilmem dersin. 500 bin lira. Sıkıntı. Yok. Luan Perez'i Kaça verebileceksin? Pedro'yu kaça verebileceksin? Oynayacaklar da, kendilerine gelecekler de, kendilerini kanıtlayacaklar da teklif gelecek de, bunlar kabul edecek de, gidecek de. İmkanı yok. Siz Luan Perez'den Jean Pedro'ya takılın. Bak Joshua King, ben son 3 maçta beğenmiyorum. Yoksa ondan önce canavar gibiydi. Çok iyi katkısı vardı. Bir maç dinlense yeter. Valencia, gol krallığı şımarıklığından Bencilleşmeye başladı. Bir maç oynatmayacaksın. Keseceksin. İkinci seviye maçı. Oynatmayacaksın. Başlama ilk 11'de. Peki seni geri tutacağım de. Sonradan oyuna girip de de. Anlatabiliyor muyum? Lincoln. Ya Lincoln'un üstüne o kadar yükledi ki sakatlandı. Osterwald. Niye aldık? Niye oynatmıyoruz? Niye tutuyoruz? Bir önceki videoda da söyledim. Yine söylüyorum. Kazanmak istiyorsak risk alacağız. Risk kalırken dikkatli olacağız. Dikkatli olurken taraftar desteğini arkamıza alacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Gitmek isteyenin yolu açık olsun. Def olsun gitsin. Kalmak isteyen de lütfen işine odaklansın. Ben sizlerden bir ricada bulmak istiyorum arkadaşlar. Burada abone sayısını e, paylaşıyorum ediyorum. Bazen e, bir düşüyor bir yükseliyor. Şu kanala destek olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Lütfen.